Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün genç arkadaşlar için bir video çekiyoruz. Özellikle yeni motora başlayacak arkadaşlardan bir sürü sorular geliyor. Ehliyet sınıflarıyla alakalı ve ehliyet alma harçları ve fiyatlarıyla alakalı. A1 sınıfından başlayacağız. A2 sınıfı, A sınıfı. Ondan sonra da B sınıfı ile ilgili size bilgiler vereceğim. En sonunda da şu anda fiyatlar ne durumda onlarla ilgili konuşacağız. Mesela bunu kullanmak için hangi ehliyete ihtiyacınız var? Sorulan sorulardan biri. Ve hangi motorla ne kullanabilir? Canlı canlı gösterip size demonstrasyonunu yapmış olacağız. Neyi alırsanız neye binebiliyorsunuz? Buna binmek için ne lazım? Hadi bakalım. İlk ehliyet sınıfımıza başlayalım. A1 sınıfıyla neler kullanabiliriz? A1 sınıfının tanımında şöyle bir şey yazıyor. 11 kW'a kadar ki motosikletleri kullanabilirsiniz. 2 tekerli veya 3 tekerli diyorlar. A2 ve A sınıfında tekrardan 15 kW'a kadar 3 tekerli diye bir şaşırtmaca var. Sizi o ilgilendirmiyor. Siz 2 tekerli bir şey alacaksanız 11 kW'a kadar kullanacağınız motorların %90'ı bunlardan oluşuyor. Yani 125'lik, maksimum 150'lik scooterlar ve vitesli motosikletler. Bu Delight 125 cc'lik bir scooter. Aynı şekilde NMAX'in de 125'i var. Onu da kullanabiliyorsunuz. Diğer tarafa geçerseniz R125 ve MT125 de kullanılabiliyor. Gönül rahatlığıyla alırsınız. A1 ehliyetinizle kullanırsınız. Bu bir. Şimdi A2'ye geçiyoruz. A2 ehliyet sınıfına geçelim. A2 ehliyet sınıfı gerçekten Türkiye'de en çok tercih edilen ehliyet sınıfı. Çünkü en çok motor o skala arasında var ve mantıklı olan seçim 18 yaşından sonra alınabilecek ehliyet sınıfı A2. A2 ile beraber bu motoru kullanabiliyorsunuz. Ama asıl merak edilen motor başka bir motor. Asıl tercih edilmek istenen, asıl şekil olan motor burada. R25. R25 kullanmak için A2 sınıfına ihtiyacınız var. A2 dediğiniz ne? 35 kW'a kadar odan motorları kullanmak. Şimdi hep kilowatt diyoruz. A1'de 11 kW dedik, bunda 35 kW dedik. Yurt dışından geldiği için bu sistem kilowatt olarak geldi. 11 kW aşağı yukarı 14.95 beygire falan geliyor. 35 kW da 47 beygir civarı bir şey. Yani 47 beygire kadar olan motorları A2 sınıfıyla kullanabiliyorsunuz. Bunların içinde neler var? 250'ler var, 300'ler var, 350'ler var, 400'ler var. Güç önemli olan. A1'de biraz daha 125 cc ve 11 kW vardı. Bunda direkt kW'ı koymuş adamlar. A25 kullanmak istiyorsan, MT25 kullanmak istiyorsan, onunla beraber 350'lik, 400'lük, 300, NMAX 300 kullanmak istiyorsan alman gereken A2. Bundan sonra da A sınıfı var. A sınıfı herkesin ulaşmak istediği o sınıf. Ve kullanabileceğiniz motorlar da acayip motorlar. Motosiklet sınıflarının sonuncusuna geldik. Yani A sınıfına, her şeyi kullanabildiğiniz sınıfa. Aldığınız zaman binemeyeceğiniz motor yok. 700 mü bineceksiniz, 900 mü bineceksiniz, 1100 mü, 1300 mü? Kesinlikle sınır yok. Her şeyi kullanabiliyorsunuz. Ancak yaş sınavı. Eğer daha önceden motosiklet ehliyetiniz yoksa 24 yaşında alabiliyorsunuz bu ehliyeti. Bu tarafta bir tane Tracer 900 görüyorsunuz. Bu tarafta Tracer 700 var. Arka tarafta 400'lük motorlar var, 600'lük motorlar var, 1000'lik motorlar var. Bunların hepsi A sınıfına dahil. Ama bir motor daha var. Onu da göstermeden edemeyeceğim. O da A sınıfının içinde. Ona da bir bakalım. Bu motoru göstermeden buradan ayrılırsam gerçekten kendimi kötü hissederdim. Karşınızda FZR 1100. Bu motor 1987'den 95'e kadar üretilmiş. 3 saniyenin altında 0-60 mili olan bir motosiklet. Eski bir motor ama Türkiye'de bilmiyorum bu kadar temizi var. Belki dünyada bu kadar temizi var mıdır bilmiyorum. Burada premium showroom'da duruyor. Her geldiğimde böyle bir kalıyorum. Ben de eski motor hastalığım var biliyorsunuz zaten. Benim motora da ne kadar benzediğini görünce insanın bakası hatta süresi geliyor. Belki ileride süreriz, belki bir inceleme çekeriz. Dedelere saygı kuşağı yapacağımızı söylemiştik. Oranın onur misafirlerinden biri olacağı için bu motoru da göstermek istedim. A sınıfıyla kullanılabilecek 1100'lük 3 saniyenin altında 60 mili olan güzel bir motosiklet. Ha, bu arada bu motoru kullanmak için A ehliyeti yetmiyor. Bu motoru kullanmak için güven, özveri ve tecrübe lazım. Bilenler bilir o üçünün ne anlama geldiğini. Şimdi bu kadar motorun arasında bir tane motosiklet var. Kimisi için ehliyete bile ihtiyacı yok onu kullanmak için. B ehliyetiyle kullanabiliyor ve diğer motorlar kadar güzel gözüküyor. O motor Neos. Şu ortada görmüş olduğunuz scooter B ehliyetiyle kullanılıyor. A1'e de ihtiyacınız yok, A2'ye de ihtiyacınız yok, A'ya da ihtiyacınız yok. B ehliyetiniz varsa 50 cc'lik bu motoru kullanabiliyorsunuz. 50 cc'liklerde şöyle bir kanun var. Herhangi bir ehliyette kullanılabiliyor. Dedim ki A, A1, A2 veyahut da B ehliyetiniz varsa, hatta E ehliyet, kamyon kullanacak ehliyetiniz bile varsa bu motoru kullanabiliyorsunuz. Ve masraf size minimuma iniyor. Sadece plaka takmanız gerekiyor. Sigortası bile zorunlu değil. Sigorta yaptırmanız bile gerekmiyor.
Şimdi ehliyet fiyatları 2019 itibariyle inanılmaz yerlere ulaştı. A1 ehliyet için 1750 TL istiyorlar. A2 ehliyet için 2000 TL söz konusu. 1995 TL. Normal A ehliyeti için de 1350 TL. Yanlış hatırlamıyorsam bunun yüksek bir kısmı devlete gidiyor. Siz kursa ödüyorsunuz ama onlar da devlete ödüyor. Bunun harcı var. Bir de sınava giriş ücreti var. Onlar değişmiyor. 195 lira bir tarafa, 300 lira, 400 lira bir tarafa ödüyorsunuz. Eğer daha önceden ehliyetiniz varsa ve yeni ehliyet alacaksanız bu bütün fiyatlar 350 lira sadece aşağı inmiş oluyor. Ve 1700 alacağınız A1 ehliyetini B ehliyetiyle beraber 1400 alıyorsunuz. Aynı şekilde 1900 alacağınız 1600'e düşüyor. 2300 alacağınız da 2000'e düşüyor. 2019 itibariyle fiyatlar bu durumda. Genel olarak söyleyecek olursak A1 ehliyetiyle 11 kW'a kadar, A2 ehliyetiyle 35 kW'a kadar, A ehliyetiyle 35 kW'ın üstünde motorları kullanabiliyorsunuz. B ehliyetiyle de bu canavarı istediğiniz zaman alıp plakayı üstüne takıp sigortasını da yapmadan yollara çıkıp teker yapabiliyorsunuz. Yapabilirsiniz. Yaparsanız videosunu atın. Görüşürüz. Umarım çekmiş olduğumuz video size yararlı olmuştur. Bu tarz videoları görmek için, kaliteli içerik üretmemiz için Motorcu Muhabbeti'ne destek olmanız lazım. Bunun için de beğenmeyi, abone olmayı ve bu videonun altına yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Gerçekten inanılmaz faydası oluyor. Önerilenlere çıkıyoruz. Bazen trende bile çıkma şansımız olabilir belki. Sizi trendlerde, yorumlarda ve yollarda görmek üzere diyelim. Metin! Veriyoruz. R1'i veriyor musun? R6'yı veriyor mu? R25, 125, 50. 5 kilo baklava, 2 kilo Adana yanmış. Tamam.